Bazı kitaplar raflarda durduğu gibi durmuyor. Yani insan böyle görünce hemen bir yerlerine etki ediyor. Bu kitabın tanıtımını şöyle yapmayı planlıyorum açık söylemek gerekirse. Rutger Bregman'ın Çoğu İnsan İyidir kitabı. Yeni bir insanlık tarihi diye bir alt slogan eklenmiş. Çeviri Gül Özden tarafından yapılmış. Mundi yayıncılık tarafından çıkarılmış. Can, biliyorsunuz Can Yayınları'nın yan yayın şirketi Mundi. Tarih felsefe kategorisinde kitap. Hollandaca aslında da çeviriyi Gül Özden yapmış. Bunu bir kez daha söylemiş olalım. Şimdi ben bu kitabın şeyini tanıtımını şöyle yapmaya karar verdim. Bir kere hani ön sayfada bir hani atıf var annem ve babam için diyor. Hemen arkasındaki sayfada da benim de çok sevdiğim yani kitaplarımda da çokça kullandığım mutlaka o konunun neden öyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu anlatmak için bir ünlüden bir söz alıyorum. Tarihi bir şahsiyetten. Onlar da öyle yapmışlar. Benim internetin kısa tarihi kitabımda özellikle Napolyon'un tarihle ilgili sözünü kullanmış olmam tam da bu sebepten. Burada da aynı şeyi gördüğüm için bir anda dikkatimi çekti. Kim olduğu gösterilince insan daha iyi olur. Anton Çehov tarafından söylenmiş. Ve genel olarak hani sadece içindekileri bir okuyacağım sırayla siz de ne demek istediğimi tahmin ediyorum anlayacaksınız. Yeni gerçekçilik, gerçek sineklerin tanrısı, doğa durumu, Homo Pupin'in yükselişi, Albay Marshall ve ateş etmeyen askerler, medeniyetin laneti, Paskalya Adası'nın gizemi, Auschwitz'ten sonra Stanford Üniversitesi'nin bodrumunda Stanley Milgram ve şok makinesi, Christine Susan Genovese'ın ölümü, iyi insanlar neden kötü şeyler yapar, empati nasıl körleştirir, güç nasıl yozlaştırır, aydınlanmanın yanılgısı, yeni bir gerçekçilik, içsel motivasyonun gücü, homo idiuns, gerçek demokrasi böyle olur. Başlıkları okuyorum sadece. Öteki yanak, teröristle çay içmek, nefret, ırkçılık ve ön yargıya karşı en etkili ilaç, askerler siperden çıktığında ve son söz olarak da 10 kural. Yani hani buradan tam olarak nereye isabet ettiğimizi ben çok net görebildiğimizi düşünüyorum. Rutger Bregman'ın Çoğu İnsan İyidir kitabı, yeni bir insanlık tarihi kitabı, Times Observer ve son dönemin önemli şahsiyetlerinden Yuval Noah Hariri'nin bu konuyla ilgili küçük yorumları da olmuş. İnsanlığı yepyeni bir perspektiften görmemi sağladı demiş Yuval Noah Hariri. Dolayısıyla bakmakta fayda var.